Topu yutmamak lazım. Onu bak, deminki soruyu sorayım, sen ayrıntılara geç. Hala İyi Parti'nin bu kadar alamet açıklama ortadayken masayı eleştirmemesi nasıl açıklanabilir ya? Bir ekleme yapabilir miyim? İyi Parti şöyle abi. Belki, şöyle ama. Belki İyi Parti'de şöyle Hande, ben söyleyeyim. Fraksiyonlar var. O fraksiyonlar belki İyi Parti'den bir süre sonra ayrılacaklar. Artık nokta yani. Benim bir cevabım var. Benim bir cevabım var buna abi. Soruyu daha sormadım. Aslında hayır şöyle. Yavuz Ağar Alioğlu gibi milliyetçi hassasiyeti olan insanları partinin önüne çıkarıp ne dediği belli olmayan Bahadır Erdem'e alırsanız tam da böyle olur işte. Hayır. Arkadaşlar, ama şu hala efendim bunlar bizim masayı dağıtmaya çalışıyor sözünün arkasına mı sığınacaksınız ya? Yani daha ne yani senin masanı kim niye dağıtsın? Diyorum ki bak daha birazdan kafanızı daha da karıştıracağım. Evet. Bak, benim kafamı kimse Hulki karıştıramadı daha bugüne İyi kadar. Parti'ye çok bekliyorum fazla sorularını. İyi Parti'ye böyle çok misyon yüklüyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla. Dur İyi Parti'ye gelme. Birazdan zaten inanamayacağım hayır, bir şey anlatacağım. Tamam. Giriyorum evet, ben diğerlerine. Ali Babacan'ı söyle bana. Evet. Aferin. Şimdi bakın. Metni şöyle incelediğinizde ana hatlarla. Hayır. Önce aferin. Aferin niye bekler? Ona geleceğim işte. Peki. Bir yoklar var. Hayır İsmet abi önce bir aferini duyalım. Hayır. Çift feyle mi tek feyle mi söylüyorsun? Şimdi Zafer iki çift feyle benim. O da çift feyle söylüyor. Aferin diyor. Evet. Tabii. Batı bize bakın, aferin diyor. Ne olduğunu görmek için niye aferin diyeceklerini anlamak için bence yoklar ve varlara bir bakalım. Metindeki yoklar ne? Gerçi birkaç şey söylediniz. PKK ve bölücü terörün adı var mı? PKK'nın adı? Yok. Yok. FETÖ 3 yerde var. Evet o yanlış da hatırlamıyorsam, lütfen ben bir yerde gördüm. 3 yerde var. O da darbe girişimi sonrasındaki mağduriyetlerin çözümü hayır noktasında. Şöyle bir cümle var kitapta var. Evet. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle evet, evet mücadele diye geçiyor. Birisi o de da şey muhtemelen FETÖ'nün destek tweetleri nedeniyle konulmuş bir cümle evet o. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti var mı? Yok. Yok. Türkiye'nin hak ve manfaatlarına sahip çıkma kararlılığı var mı? Mavi vatan var mı? Yok. Yok. İki devletli çözüm var mı? İki toplumlu diyorlar biliyorsunuz. Var. İki yok devletli yok. Devletli yok. Devlet İki yok. İki devlet yok. İki devlet yok. Komşu ülkelerle stratejik düzlemde bölgesel ortaklık var mı? Yani komşu ülkelerle işbirliği. Var galiba ya yazmıştır yok, onu. Yok pek yok o. Çok kutup yani yeni dünyada Türkiye'nin konumu neresi olacak? Yani nerede yer alacak Türkiye? Bununla ilişkin bir şey var mı? O da yok. İşte peki ne var? Diyecekler ama. Milli ben devletin olmayan, adı var mı? Bir dakika, milli ben devlet var mı? Başka birkaç bir şey daha söyleyeyim. Evet. Yapıldığı için işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlarının yenileneceği falan filan ama bunlar yapılmış. Dolayısıyla savunmada ve uzayda. Evet. Çünkü kimse dalga geçmesin. Uzay yeni savaş alanı biliyorsunuz. Ondan sonra uzayda ciddi bir şey söylenmiş değil. Mülteciler konusunda göndereceğiz niye göndermiyoruz şöyle böyle diyen evet sadece yeniden yapılandırma var. Onun dışında somut bir şey yok. Evet. Doğru mu? Evet. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de kafaları tamamen karışık. Orada sadece şunu söylüyor, bir gece kalkıp meclisin verdiği kararı diyor, bir kişi kaldıramayacaktır diyor. Dolaylı olarak Saadet Partisi ile problem var, yuvarlamışlar. Ben Temel Karamollaoğlu ile konuştuğumda kesinlikle şerh koyduğunu ifade etti ve istemediğini evet söyledi. Hatta İyi Parti sözcüsü biliyorsunuz evet toplantıda açılışında söyledi, Saadet Partililerden de itiraz geldi. Evet. Buyurun yazım Hulki Bey. Evet. Evet. Peki neler var? Hı hı. Bir de onlara bakalım. NATO'ya, AB'ye, Atlantik sistemine tam bağlılık var. Hı hı. AB'ye üye olma ve bir anlamda biliyorsunuz tam üyelik olduğu zaman yetkilerin önemli hı hı bir kısmını Brüksel'e devrediyorsunuz. Bu var. Doğu Akdeniz ve Ege'de çok taraflı diplomasi deniyor. Yani çok taraflı diplomasi ne anlama geliyorsa Doğu Akdeniz'de. Yani şu tatlıya ya bakınca Hande'nin yazdıkları bazı restoranların girişinde var ya günün menüsü diye. Yani bugün bu çorba bakıyor. Lüfer geldi. Mezgi 10 lira. Ama çok. Evet. Hani onlar da çok okunaklı yazıyor da. Mesela ben tatlıya kalkınca. Yok yazısı güzel kötü abi oluyor. Ama bak ya bu çok güzel. Evet. ABD ile müttefikliğe. Çok yani. ABD ile ilgili müttefikliğe bağlılık var.
F-35 projesi, Zafer söyledi, tekrar diyor yürürlüğe sokacağız diyor. Bunu yürürlüğe koymanın bir tek şartı var. S-400'lerden vazgeçmek. Onu koymuş. Şey mi? F-35? Evet. Projeye tekrar dönmenin şartı o. Şartı o, doğru. Bakın çok kritik başka bir şey var. Rusya ile dengeleme diyor. Politikalarda dengeleme. Yani bu ne anlama gelir? Şu anda Türkiye'nin... Bu kadar samimi olmayacağız demek oluyor. İlişkileri çok iyi. Bu ilişkileri soğutacağım demek. Hı hı. Yani bunlar var. Efendim yalnızlıktan Türkiye'yi kurtaracağız diyor. Ne güzel. Türkiye'nin bugün kimle sorunu var? Sadece ABD ve Avrupa ile sorunu var. Neden sorun olduğunu biraz önce büyükelçilik konsoloslukların kapatılması noktasında ya, kabaca konuştuk. Abi bir araya gireceğim. Bir yorum gelmiş. Evet. Bizim çocuklar başardı demek. Aferin demenin ABCD'sidir. Evet. Oo, evet. Aynısı güzel. Oraya geleceğim. Şimdi bakın geçmişte güzel. De bunun örnekleri vardı. Sen mi söyledin? Bir izleyicimiz atmış ya Twitter'dan. Evet. Gece görüşürüz. Yani metinde altılı masaya göre dünya Türkiye'nin yalnızlaşmaması için Amerika'ya ve Avrupa ile ilişkisi lazım. Ha geride dünyanın ne kadar Avrupa Amerika'nın nüfusu? Dünya nüfusunun ne kadarı? Kaçta birine tekabül eder? 50'de biri. Yani 8'de biri bilemediniz. Peki. O civarda. Yani geri kalanını yok sayıyor. Türkiye'nin Rusya ile arası iyi, Çin ile arası iyi, İran'la Türk Cumhuriyetleri arası iyi, Körfez ülkeleriyle iyi. Bütün bunları yok sayıyor, yalnızlık olarak görüyor. Sayısal değil de siyasal üstünlük önemli. Anladım da siyasal üstünlük de şu anda dünya üretiminin önemli bir kısmı Asya'da. Dünya yeni teknolojilerinin merkezi Asya'ya kayıyor. Dünya ekonomisinin merkezi Asya'ya kayıyor. Asya durdu mu? Avrupa durdu işte. Peki, yaşadık yani pandemide. Tüm bunlar olduğu için bütün, mi aferin alıyorlar? Evet. Bütün bunları bu şekilde koyarsanız. Bunlar yok onlar var evet, o zaman aferin. O zaman aferin. Çünkü Batı'nın istediği bu. Batı'nın istediği bu. Batı bunları yaparsan sana elbette aferin diyor. Hatırlar mısınız bir Karen Fok diye bir Avrupa temsilcisi var. Çok iyi hatırlarım. Bilmez ne demişti? Miyiz? Meşhur e-postallarında. E-posta değil postalları diyoruz ne ya. Ne demişti? Türkleri tarihinden koparmak lazım diyordu. En başta. İsmet abi bunlar espri anlamaz. Bunlar jeton esprisi takılıp kalmışlar. Bunlar jeton diye. Mesela kastettiği Atatürkçü Türkiye'yi bir türlü amaçlarına ulaşamıyorlar. O bizdeki bazı gazeteciler vardı. Agop'un meyhanesinin devamı şeyleri, müdavimlerine. Meyhane onları, sağlığa zararlı. Evet. Ha evet meyhane evet. Sağlığa zararlı. Ve öyle onlara hatta diyordu ki. Ona da mı diyoruz yani? Allah Allah. Hatta diyordu ki. Şuraya bir yazı yaz da hesabına göndereyim diyorlardı. Yani onlar da Türkleri tarihinden koparmak lazım diyordu. Yani o nedenle... Ki onların kitabını yazmıştı İsmet. Karen Fok'un peşine takılmıştı. Ona Türk kaçıran adam. Evet biz, bize gelmişti bütün postalar. Peki devam edelim. Yani bunu koyduğumuz zaman karşımıza neden aferin aldıklarının veya alacaklarının gerekçesi çıkıyor. Yani Alababacan aslında haklı. Bu programa... Aferin der Avrupa, Batı. Peki. Melik sen ekleyeceğin Zeki bir şey var mı? Zeki Müren'in şarkısı mıydı ya? Alkışlarla yaşıyorum diye bir şey var. Şimdi, bu sen bu şarkılara çok takıksın bu, farkındasın değil mi? Bu arkadaşlar da böyle herhalde aferinle yaşıyorlar. Böyle bir şeyleri var. Bir kadın izleyicimiz yazmış diyor ki Hande Hanım diyor saçların toplamasın diyor. Kadınsı bir duyarlılıkla yazmış ben de sana ileteyim. Öyle çok daha iyi olur kadın diyor. Kadın izleyiciler sana yazıyorlar böyle sürekli. Hem toplamasın, toplamasın hem böyle mı diyor böyle nasıl iyi oluyor? Ben topladım şu an. Ya toplamasın daha iyi olur yazmış. Peki, toplamasın. Peki öyle bir şarkı var. Ona şey deniyor hayatım. Saçlarını dağıtır. Ona toplama denmiyor. Ona at kuyruğu deniyor canım. Öğrenecek. Abi, evet. Kızları olmadığı için abi. Evet. Her sabah ben saçlarını tarayıp bağlıyorum okula gönderiyorum. Evet Melik. Aferin'le ilgili bir konuşma olacak mı? Bu kadar de, mıydı? Zafer gibi yani aferin. Diyorsun. Bir aferin. Ya ben şöyle ya siyasi yani intihar oldu. Lafın yoksa zorlama kendini. Zorlama başka bir şey soracağım evet. Yok ya bu siyasi intihar. Ya da konuşman gerekmiyor. Ben siyasi intihar olduğunu düşünüyorum. Yani istediği kadar tevil etsin. Bu siyasi intihar zaten Ülke abinin dedi 1,8 o intiharı bize gösteriyor. Dördünü topluyorsunuz 1,8. Uzmanlar söylüyor ben demiyorum. O yüzden de ben bir hani dost tavsiye edeyim. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir bireyi olarak o sandık Diyarbakır'ın Lice ilçesine
O sandık Trabzon'un Akçabat ilçesine. O sandık buraya gelecek. O sandık Giresun'un Tirebolu ilçesine. O sandık Kırşehir'e. O sandık İzmir'e kurulacak. Brüksel'e, Londra'ya, Paris'e, Washington'a kurulmayacak Allah'tan. O sandık. Allah'tan. Kurulmayacak. Affedersin. Bir dost parantezi kapat. O sandık oralara kurulmayacak da. Sen Amerika'ya hamburger yemeye niye gittin? Hep güzelmiş hamburgeri. Niye gittin? Almanya'ya gidecektin, gittin, görüşemedin, abi, bir daha gidecektin. O ikinci gidiş olmadı galiba. Abi gidecek. O zaman sayın... Almanya'ya gitti ya. Yok, yok. Gidecek yarıda kesildi ya. O zaman okey abi. Operasyonu başlayınca. Sayın Devlet... Hadi bakalım. Sayın son Devlet sözleriniz Bahçeli'nin, olsun. Hoş, sayın Devlet Bahçeli'nin hoş görüşüne sığınarak ondan bir cümle alacağım. O zaman alayına söylüyorum. Yavaş ya. Şimdi sen. Hayır yani. Cümle, bir şey söyleyeceğim ha. Önemli. Hayır. Şöyle buyur, bak. Bitir. Yani eğer başkaları da bu çaba içindeyse. Ben açıklayacağım şimdi diyor. Tamam ben şunu söyleyeyim. Hayır önemli şimdi şey bak söyleyeceğim. 80'lerde bir kamu spotu vardı TRT'de. Bay Yanlış ve Doğru Mehmet. Bay Yanlış ve Doğru Mehmet. Bay Yanlış sürekli yanlış yapıyordu. Doğru Mehmet diye de sevimli bir çocuk yani, vardı. Hatırlıyorsun. O da doğrusunu anlatıyordu. Şimdi bu masanın Bay Yanlışı olmak için böyle birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisindeler. Ha. Yani bu bunlara bir Doğru Mehmet lazım. Onu bulabilirler mi bilmiyorum. Andeciğim sen hatırlamayabilirsin. Zafer'in verdiği örnek. O bizim... tarihte sen o filmi... Yok bizim de 83-84 biz çocuktuk ya. Hulki abi. Başka Hande, kanalda yoktu yani. İçimizde Hande yok, hatırlamayabilir. Yani siyah beyaz televizyon dönemini anlatıyor Zafer. Bak, bayağı eski yani. Siyah bir olay oldu. Bak gündelik. Tabii canım 84-83. Tabii o yıl. Peki hadi toparlayın çünkü hatta bir başka bir konuya mercimek, geçeceğim. Mercimek Ayşe vardı onu hatırlar mısın abi biliyor musun? Bak mercimek Ayşe de mercimeğin ne kadar faydalı olduğunu millet et Ayşe alamadığı ya, için. Profesör, Ayşe Baysal. Hacettepe'den Ayşe Baysal. Ha, öyle de mercimek Ayşe demişler. Keşke şimdi mercimek stokta kalsa da şimdi kullansak. Şimdi hani bak, Türkiye'de böyle ya. Eskinin ne kadar iyi olduğunu anlatıyorlar ya kamu spotu olarak. Mercimek tavsiye bak ediyordu. Bak şimdi gençlere sen de hatırlamazsın ama belki ucundan hatırlatır şimdi. Gençler kesinlikle bizi izleyen gençler bilmez. Gündelik yaşam antropolojisinden bir örnek verelim. Siyah beyaz televizyon dedin ya. O tarihte siyah beyaz televizyonu renklendirmek için önüne renkli cihazlar bilmem mi? Mavimsi, turuncu. Evet abi. Hayır, bir de şey vardı. Bir, bir o, ekleme yani, yapayım. Bu olayı böyle dışa doğru meselesi değil mi abi? Şimdi programdan sonra CHP'li tanıdıklarımız var. Herkesin tanıdıkları var. Nasıl buldun programı diye konuştuk. Programı konuşurken biz dedik ya biraz batıcı, teslimiyetçi bir program. Neoliberal politikalar savunuyor diye. Atıştık biraz CHP'li dostlar. Çok ön yargılısınız dediler. Şu oldu, bu oldu falan. Batıyla ne ilişkisi var falan dediler. Fakat bir gün sonra da Babacan bu açıklamayı yaptı. Hı hı. Telefon açtım onlara. Babacan'ın konuşması dinledin mi diye. Hemen hemen herkes hepsi dinlemiş. Dinlemeyenler de okumuş. Benden de ne söylediklerini ölü söyleyemiyor. Ölü yaptılar değil peki. Mi? Söylesen de aslında o bomba o. Söyle ne söylemiyorum söylediler. İşte. Ne söylediklerini söyleyemiyorum. Peki. Anlamışsınızdır ne dedik. Anlamadım.